Merhaba arkadaşlar, ben Özgür. Yeni bir videoda beraberiz. Yeni bir yatırım videosu olacak. Arkadaşlar investing.com'u açıyoruz. Açtık şu an. Diğer videolardan biliyorsunuz. Bugün ayı pazarı düşüş yönüne doğru çalışıyor. Güçlü sat var. Saatlik dilimde. 5 dakikalık dilimde güçlü sat var. Binerbuk firmamızı açtığımız zaman bugün ayın 27'sinin olduğunu görüyoruz. 15.301 dolarımız var. Uzun vadeli de Euro dolar paritesinde yine güçlü sat gözüküyor. Bu yatırım yapmamız için yeterli bir neden sayılmakta. Şuradan arkadaşlar Euro dolar paritesini açıyoruz. Turbo seçeneğine tıklıyoruz. Bakiyemizi kontrol ediyoruz. 301. Pekala, şimdi 5 dolarla düşüş. Ay, yine yanlış yaptım arkadaşlar. Geçen ay tamam. Bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Geçenki videoda da aynısı olmuştu. Neyse, 2 saniyede iptal edilebildiğini en azından orada gördük. Evet, turbo pozisyonunda Euro dolar paritesindeyiz. 5 dolar. 5 dolara karşılık 8,55 dolar alacağız. Pozisyonumuzu onayladık ve altta açıldı. Arkadaşlar, uzunca bir video olabilir. Bütün adımları sizin de görmenizi istiyorum. Bununla ilgili bir e-kitap yazdım ve bunu arkadaşlarla, dileyenlerle paylaştım. Bazen onlarla güncel bilgiler ve videolar da paylaşıyorum bu abone olan arkadaşlara. Oradan arkadaşlar istifade edebilirsiniz. Bu firma, evet, 6-7 aydır çalıştığım bir firma. Gerçekten hiçbir problem olmadan bu yönteme göre paralar kazanıyoruz. Şu an zaten 301 dolarla açtık. Daha önceki videolardan da takip edebilirsiniz. Nereden, nereye, nasıl geldik diye. Arkadaşlar şu an hiçbir problem olmadan 4 doları, yaklaşık 3,55 doları cebimize koyduk. Kazandı yazısını görelim. 3,55 dolar nasıl eklendiğini burada görebilirsiniz. 301 dolardı. Şu an 304,57 dolar haline çıktı. Fikrimiz halen aynı. Düşüş yönüne doğru bu işi yapacağız. Evet. Şimdi demek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bunu hani oturup da hani hırs yaparak, sınırsız bir hırsla devamlı basıp da parayı kaybetmenin lüzumu yok. Yani şu trendi yakalarsanız, bakın güzel güzel, bakın yeşile yeşil açıyor, yeşile yeşil açıyor. Demek ki doğru bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Devam etmemiz lazım. Sıkıntı olduğu zaman orada ya bırakın arkadaşlar. Yani bu bazen ters olur. Kırmızı kırmızı açar. Kırmızı kırmızı açar. Kırmızı kırmızı. Yani paralarımız gider. Bu gözle görülebilir, elle tutulabilir bir şeydir. Somut bir şeydir. Orada bırakın arkadaşlar. Başka günler de var. Akşamı var. Nasıl yapmanın bir alemi yok. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Diğer pozisyonu ben şuraya önceden bir ayarlamak istiyorum. Çünkü kaybettiği anda 20 doları koymamız gerekecek. Piyasa dalgalanabilir. Bunu baştan zaten kabulleniyoruz. Ve 4 adım ona göre zaten alıyoruz. Pozisyonumuz kaybetti. Ve kaybetti yazısını görür görmez diğer pozisyonumuzu işleme aldık. 20 dolarımızı koyduk. Pozisyon da şu an biraz yüksekten açıldı. Burası da düşük ama daha saniyelerimiz var. Arkadaşlar, abone olan tüm arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Sizden gören başka arkadaşlar da gelip abone oluyorlar. Abone sayımız 1000'i geçmiş bir vaziyettedir. 1010, 1015 kadar bir şey. Bunu daha da artırabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum bu manada. E-kitabımı da arkadaşlar indirebilirsiniz. Tekrar okuyabilirsiniz. Bana mail atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önemli bir yerde geldik. Şu an bayağı bir 20 dolarımız şu an kayıpta gözükmekte. 50 doları ayarladım. Burada duruyor. Evet, saniyeleri bitmesini bekliyoruz. 3, 2, 1 ve nihayet 0. Şu an pozisyon kapandı. Kaybettik. Kaybettik. Kaybetti yazısını bekliyoruz.
Kaybetti yazısını bekledik ve isteğimizi işleme alıp bu sefer 50 dolarımızı yerine yerleştirdik. Bu üçüncü adım olarak geçen bir adımımız. Yani soruyorlar, yani bu adımlar hani %100 kazandırır mı? Arkadaşlar zaten %100 bir şey olsa, değil mi? Böyle bir sistem olsa herhalde herkes multimilyoner olurdu. En başta ben olmak üzere. Yani bu yöntem herhalde çok büyük bir parayla satılırdı. Yani %100 diye bir şey yok ama yani %70-80 bu sistemin işe yaradığını daha önce de gördük zaten, test ettik. Şimdi bakalım bu adım da ne olacak? Üçüncü adımda da bakalım, böyle bir sanki sıkıntılı bir durum varmış gibi bana geldi. Şu an işte o önemli yere doğru geldi iş. 150 dolar koyacağız. Şurada son anda döndü arkadaşlar. Tam 150 doları koymaya hazırlanırken bakalım belki de, evet, son anda döndü ve kazandı. Yoksa buraya görüyorsunuz 100 doları hazırlamıştım. Ama son anda her şey olabiliyor, değişebiliyor. 15.315 dolar, 14 dolar bir karımız var şu an arkadaşlar. O zaman işler yolunda gittiğine göre arkadaşlar 5 dolarla olaya devam edelim. Düşüş yönüne doğru şu an adımımızı yaptık, attık ve yine bir yeşil bir açılışı buraya açıldı. Bu arada diğer firmaya gidip şöyle bir göz atalım. Halen güçlü sat veriyor. İndikatörler. Şunlar indikatörler. Şunlar robot gibi düşünmek lazım. Şunları da taciller olarak düşünmek lazım. Yani makinelerle, yazılımlarla insanlar aynı paralelde şu an gidiyor. Bu bizim firmayla da şu an için eşdeğer bir durum. Şimdi 5 dolar eğer kaybedecekse 20 doları ben şuraya bir önceden hazırlayayım. Çünkü bayağı bir makas açılmış. Görüyorsunuz. Bu aşamalarda kaybedebileceğinizi eğer öngörürseniz zaten arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Yani işte tekrar döndü geldi. Saniyelerin sonunu her zaman için beklemekte fayda var ve pozisyon kazandı. Gerçek bir yatırım arkadaşlar, izliyorsunuz. Hep söylüyorum, ben bu yatırımları sizle paylaşıyorum, öyle düşünün. Sadece 15.318, başlangıçtan bu yana 17 dolar bir kardayız. Şu an tekrar işe devam edelim. İlk adıma tekrar yürüyelim. 5 dolarla düşüş yönüne doğru. Evet, pozisyonu açtık. Sakin olmak, soğukkanlı olmak. Yani çok büyük paralarla, çok büyük paralarla, çok büyük risklere girmemek. Belki bunlar önemli olabilir. Sadece 4 adımı takip etmek. Mümkün olduğu kadar basit oynamak, basit olmak. Ne kadar çok çizelgelere gömülürseniz arkadaşlar, o kadar yanılma payımız da büyük olabilir. Şu trendi tuttuğumuz zaman devam etmek. Bu trend yoksa ara vermek. O gün parayı bitirmek, o gün parayı basmak, o gün o parayla oynamak zorunda değilsiniz. Kar ve zarar hesabı gütmek durumundasınız. Arkadaşlar, şu an bu pozisyon kaybedebilir. Ben pozisyonumu ayarladım ama son anlarda da belli olmaz. Bakın bir puan bir fark vardı. Tekrardan şeye geçti. Yukarı çıktı. Bu pozisyonu kaybetti. 5 dolarlık pozisyonu kaybetti. Biz de 20 dolarla durumu ayarlıyoruz. Ve şu an hemen olaya dahil oluyoruz. 20 dolarla girdik. Belki sıkıcı da oluyordur. Arasında durdursam belki daha da hoşunuza gider ama arkadaşlar, böyle bütün aşamaları görmenizi istiyorum. Gerçek bir yatırım, evet arkadaşlar. Bu firma, çünkü Binaribook firması demo hizmeti vermiyor. Arkadaşlar mecbur yatırımla bu işlemleri yapabiliyorsunuz. 61'e 80. Altta göreceğim arkadaşlar linklerde e-kitabım olacak. Onu indirip bir bakabilirsiniz. O kitabı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaşıyorum sonuçta. Parayla satmıyorum. Bu kanalı arkadaşlarınıza
önerebilirsiniz. Buna sevinirim, çok sevinirim. Altta vereceğim linkte bu firmanın kayıt yeri olacak. Orada kayıt olabilirsiniz. Sizi ararlar, gerekli bilgileri verirler hemen. Pozisyonu kaybettik. 20'yi kaybettik. 50'yi ayarladık. Bakalım yine aynı şeye geldik. Bunda umarım paramızı çıkarabileceğiz. Eğer çıkaramazsak burada demin olduğu gibi 100 ve 50 doları hazırlamamız gerekebilir. Şöyle koyalım. Şu an pozisyon kötü başladı ama belli olmaz arkadaşlar. Demin de öyle olmuştu. Son anda değişmişti işler. Şunun 177'nin gerisine düşmesini bekliyoruz. Umarım diğer adama gerek kalmaz. Kalmadan bunu geri atabiliriz. Bir ışık yaktı, tekrar döndü. Tekrar yaktı. Biraz daha güçlü bir şekilde vurursa aşağı inebileceğiz. Son 8 saniye. Artık şunu koymak istemiyorum yüzü. Evet, geri geldi. Şu an geride bayağı. Evet, çıksın istemiyorum yukarı. Umarım bir puanla kazanmışızdır. Ve 100 ve 50 dolara gerek kalmadan pozisyonu kazandı. Oh, yine bu adama gerek kalmadı arkadaşlar. Nadir bir şekilde o adama gerek kalır. Şimdi diyorlar ki bana bazı mail atan arkadaşlarımız, önce bir bakiyemize bakalım. 15.329 dolar oldu. Şimdi bu, ben parayı çektikten sonra bir 5.000 dolar çekmiştim. Ondan beridir 329 dolar kârda. Bugün kaç lira kârda? 301 dolardan 28 dolar kâr. Yeter arkadaşlar. 250 dolar riskli bir paradır. Onu kabul etmek lazım arkadaşlar. 250 dolar riskli bir para. Niye? Şimdi az önce gördünüz, burada mesela kaybetseydi 50 doları, ben 150 dolar koyacaktım. Bu 150 dolar koyduklarımda da %70-80 yine geldiğini gördüm, onu söyleyeyim. Bu 150 dolara koyduktan sonra kaybederse ne olacak? Kaybederse iki şey yapabilir arkadaşlar. Ya o gün o yatırıma ara verir. Demek ki gününde değildir işler. Pozisyon o an için istemiyordur. Veyahut da ilk adımdan tekrar devam edebilir. Bir şanssızlık olmuştur. Hayır, 150 dolara da koydun, o da gitti, para işte uçtu gitti 10 dakika. Bazen böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Ya onun için devamlı geri dönebilecek bir para da başlamakta ben fayda görüyorum. Açıkçası ben 1000 dolarla başlamıştım. Gayet de iyi olmuştu. Bonus da almıştım ben. 1500 dolarla başlamış olduk. Ve bu şekilde daha garantili bir güne gitmiş olduk. Bitmiş pozisyonlarımızda da şöyle bir göstereyim son olarak. Devamlı göster. Bugün ayın 27'si. 27'sinden itibaren olan şeylere bakın. Şuradan itibaren 27'sinde iptal etmiştik. Çünkü Japon yenine girmiştik. Hatırlıyorsanız arkadaşlar. Şurada yanlışlıkla. Ve şuradan itibaren işte adımlar, taciz yönünü seçmiştik. Ve 5 dolar koymuştuk. Kazanmıştı. 5 dolar kaybetmişti. 20 dolar kaybetmişti. 7 dolar kazanmıştı. 3. adımda. 5 dolar kazandı. Tekrar ilk adıma döndük. 5 dolar kaybetti. 20 kaybetti ama 50 kazandı. Her şey gözünüz önünde oldu. Bitti arkadaşlar. Ve son bakiyemiz 15.329 lira. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 28 dolar şu an kârdayız ve daha da abartma alemi yok. Burada şu an bu videoyu kesiyorum arkadaşlar. İyi günler dilerim hepinize.